Ekranınıza göründü mü hocam sizlerin de? Evet, bir yazı geldi. Tamam. Tıklayacak mıyım ona? Yok hocam, buradan doğru zaten gönderiyor. Eyvallah. O zaman biz baş baş sizinle beraberiz o Biz durumda. evet, biz birbirimizle baş başayız hocam. Pekala. Pekala. Evet. Yazı geldi. Hı. Bakalım hocam, bir teyit ettirelim arkadaşlarımızdan yayına Tamam. geçip geçmediğimiz konusunda. Evet, yayına geçmişiz. Merhabalar, iyi günler dilerim. Sevgili Abdülkadir Özcan hocamı ve bizleri dinleyen herkesi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Tarihin Anadalları Akademik Eğitim Programı'nın son gününde, 5. gününde Yeni Çağ Tarihi alanında Profesör Doktor Abdülkadir Özcan hocamızla birlikteyiz. Hocam, teşrif ettiğiniz için, davetimize icabet ettiğiniz için minnettarız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Akademik eğitim programının son gününde Abdülkadir hocamızla Osmanlı'da tarih yazımı, Yeni Çağ Osmanlı tarihindeki kronikler, bu kroniklerin neşriyatı ile ilgili hocamızla sohbet edeceğiz. Hocam, dilerseniz ben ilk sorumla başlamak isterim sizlere. Evet. Hocam, ilk olarak klasik dönem Osmanlı tarihi ve tarih yazıcılığı hakkında sizlerden genel hatlarıyla bir bilgi rica ediyorum. Osmanlı tarih yazıcılığı tabii klasik dönem denilen 1453 ve sonrasında başlamadı. Kuruluştan evet 100-150 yıl kadar sonra ilk standart tarihler kaleme aldı ama kuruluş döneminde 15. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren bazı manzum eserlerin kaleme alındığını ve bunlardan bazılarının günümüze intikal ettiğini biliyoruz. Ve Osmanlı tarihçiliği de diğer Batı ve Doğu devletlerinde olduğu gibi birazcık kuruluş yılları ile ilgili efsaneler ve menkıbelere boğulmuş bir vaziyette olayları naklederler. Dolayısıyla ilk eserler de destan veya menkıbe türüne girer. Evet. İşte Yahşi Fakih'in o meşhur Menakıbnamesi, Menakıbnamesi Ali Osman'ı bize ulaşmamış ama başta Aşık Paşazade olmak üzere bazı tarihçiler tarafından kullanılmış kaynak olarak. Destan olarak da meşhur İskendername'nin sonuna eklenen bir manzum kısım vardır. Ahmedi'nin İskendername'si, Germiyanlı Ahmedi diye bildiğimiz. Orada ilk ciddi anlamda biz yazılı belgeyle, bir metinle karşı karşıya geliyoruz. Ve bu ilginç bir dönemde yazılmıştır. Ankara Savaşı sonrasında başlayan fetret döneminde, yani önemli bir kırılma noktasıdır biliyorsunuz 1402 Ankara Timur Beyazıt Savaşı. O zaman kaleme alınıyor ve meşhur İskendername'nin de sonuna ekleniyor. İskendername biliyorsunuz Makedonyalı Büyük İskender'e izafe edilen eserlerin genel adıdır ve İslami edebiyatta da önemli bir türdür. Bu Osmanlı döneminde de devam etmiştir. Osmanlı tarihi de sonuna böyle birkaç varak veya birkaç sayfa halinde eklenmiştir. Hani müstakil bir Osmanlı tarihi yoktur. Bir manzum eser daha var o dönemlerden kalma. Esas tabii Osmanlı tarih yazıcılığı İstanbul'un fethinden sonra, klasik dönemin de başlangıç yılı olan fetih hadisesinden sonra başlıyor. Genel mahiyette özellikle Osmanlı Devleti'ni baştan sonuna kadar anlatan yine bir başka umumi mahiyette eserler kaleme alındığı gibi kronik türü veyahut da vekainame türü bir dönemin olaylarını anlatan bir olaya has olan monografi türünde de eserler kaleme alınmaya başlanıyor fetihten sonra. Bir de Fatih Sultan Mehmet döneminde ilginçtir. Bir nevi yarı resmi saray tarihçiliği diyebileceğimiz şehnameler ortaya konulmaya başlanıyor, şehname. İran edebiyatı geleneğinin Osmanlı'daki tezahürüdür o. Malumunuz İstanbul'un fethinden sonra Acem diyarından çok sayıda şair İstanbul'a geldi. Fatih'in sarayına girdi. Ona kitaplar sundular. Çoğu manzum ve Farsça olarak eserler takdim ettiler. Ve bu eserlerin de tabii bir kısmı minyatürlüydü. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in sarayında bir de nakkaşhane vardı. Eserlerin süslenmesi, minyatürlerle donatılması ile ilgili nakkaşhane de vardı.
Ama gerçek anlamda klasik dediğimiz dönemde ilk standart tarihler Sultan II. Bayezid döneminde yazıldı. Biraz da bu padişahın bu işe önem vermesiyle tabii ilk güzel eserler ortaya konuldu ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan kendi dönemine kadar, yaşadığı döneme kadar getirilmiş olan standart eserler kaleme alındı. İşte Neşri Mehmet Efendi diye bildiğimiz Neşri Tarih. Aşık Paşazade'yi kullanmış ama onu sistematize ederek gerçek anlamda eleştirel bir hüviyete sokmuş Neşri'yi. Fatih'in son zamanlarında onun meşhur sadrazamı ve yaptığı birçok yenilik hareketinde, kanunlama hareketlerinde de baş yardımcısı olan Karamani Mehmet Paşa'nın yine Arapça müstakil bir Osmanlı tarihi vardır. Tevarihü Selatin ile Osmaniye, Osmanlı Sultanları tarihi diye. Tabii Bayezid döneminde sayılar artıyor. Behiçti'nin kaleme alması var. Yine Akkoyunlu Sarayı'ndan Osmanlı Devleti'ne gelen İdrisi Bitlisi'nin meşhur Heşt Behiçti var. Farsça 8 Cennet adıyla ve bunu bizzat 2. Bayezid'in emriyle kaleme aldı İdrisi Bitlisi. Farsça olarak yazdı. Tabii bu eser daha sonraki Osmanlı tarih yazımında çok etkili oldu. Ağır Osmanlıcanın tabii girmesi, olayların biraz ağdalı ve mübalağalı olarak anlatılması başladı İdrisi Bitlisi ve sonrasındaki dönemde. Daha sonraki resmi Osmanlı tarihçilerini bile etkiledi İdrisi Bitlisi'nin bu eseri. Yani metin Türkçe bile olsa başlıklar genellikle Farsça olarak yazıldı ve bu devam etti tabii ki. Ve tabii 2. Bayezid döneminin bir başka büyük tarihçisi İbni Kemal. Meşhur ulemadan dönemi, aynı zamanda Şeyhülislamlık yapmış. Yavuz Sultan Selim'in seferlerine katılmış, Doğu ve Güney seferleri, Mısır seferine katılmış önemli bir şahsiyet. Ona da Türkçe bir eser yazdırdı ikinci Bayezid. Yani birine Farsça, birine Türkçe. İbni Kemal gerçekten Türkçe ile de mükemmel bir tarih yazılabileceğini gösterdi bu eseriyle. Yani Türkçe biraz o dönemlerde yeni yeni toparlanmaya başlıyor. Yeni yeni işte şeye oturmaya başlıyor. Gerçek anlamda kurallaşıyor vesaire ama ve daha sonraki dönemlerde de bol miktarda eserler yazıldı Bayezid döneminde. Evet. Teşekkür ederim. Hocam bir de şunu söylemek istiyorum. Bu kroniklerin neşriyle alakalı. Sizler birçok metni ve kitabı neşrettiniz. Yani literatüre birçok yeni kaynak kazandırdınız. Bunlar için minnettarız. Hocam bu kaynakların neşri konusunda, bunların tekrardan yazıya dökülmesi konusunda nasıl bir metotla çalıştınız? Yönteminiz temel olarak ne oldu? Bunu merak etmekteyiz. Teşekkür ederim. Efendim, kaynakların neşriyle ilgili birkaç usul var. Evet. İlk usul, gelişi güzel bir şeyin, bir yazmanın esas alınarak veya tek alınarak yayınlanması. Bu Osmanlı döneminde yapıldı. Türk matbaasının devreye girmesinde bir eser alındı, bir yazmaya dayanılarak o yayınlandı. Yalnız burada matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'yı bu meselede bir ayrı tutmak istiyorum. İbrahim Müteferrika mümkün mertebe en iyi yazmayı kullanmaya özen gösterdi baskı meselesinde. Yani şunu demek istiyorum. Bir yazma müellif hatta elimizde yoksa birçok bir eserin daha doğrusu birçok nüshası olur. Bu nüshaların acaba en iyisi hangisidir? Bunun yapılması gerekir. Müellif hattı yoksa, müellif hattı varsa mesele yok. O esas alınır, yayın yapılabilir. Ama daha sonraki dönemlerde gelişigüzel baskılar yapıldı. Tabii bu da biz tarih araştırıcıları için çok büyük problemler meydana getirdi ki Katip Çelebi fezlekesini bunu örnek olarak gösterebiliriz. Osmanlı döneminde yapılmış fezleke neşri vardır. O kadar korkunç hatalar var ki ben fezleke üzerine bir talebeme doktora tezi yaptırdım ve enteresan olan fezlekenin Katip Çelebi'nin el yazısıyla yazılmış nüshası bugün elimizde Atıf Efendi Kütüphanesi'nde. Onu esas alarak yeniden neşir yaptırdık ve bu yayım sırasında da o talebem ne kadar hatalar gördüğünü bir trajikomik bir şekilde bazı örneklerle gösterdi. Bir bu usul var. Bir de gelişi güzel mesela bir eserden seçmeler şeklinde biraz halk tipi neşriyat da yapılır ama
Bunu pek bilimsel bir neşir kabul etmiyoruz biz. Bir de sadeleştirme neşir var. Yani o dönemin dilini günümüze uyarlayarak biraz günümüzdeki anlamlarını vererek o eski kelime ve ibareleri bugünün insanına hitap eden bir neşir şekli var ki bu da pek bilimsel değil ki ben buna da bulaştım. Doktora yaptığım yıllarda rahmetli Bekir Kütükoğlu hocamız o zaman bu Tercüman Binbir Eser serisi vardı. O seri de bayağı güzel yayınlar da yapıldı. Bir iki tane de ben yapmıştım. Bu da pek şey değil, ilmi değil. Çünkü sadeleştirme yapılırken bazı şeyleri atmak zorundasınız. Yani çok müteradif kelimeler atmak zorundasınız. Bazen tabii bazı bilgiler de gidiyor bu sırada. O bakımdan gerçek anlamda neşir bilimsel kriterlere uygun olarak yapılan yayındır demek istiyorum. Bu da Fransızların edisyon kritik dedikleri yani tenkitli metin neşri diye bizim çevirebileceğimiz yayın tipidir ki bu bize 20. yüzyıl başlarında girdi diyebiliriz. Yani 20. yüzyıl başları derken işte Müze-i Humayun bugünkü Asar-ı Atika Arkeoloji Müzeleri Müdür Muavini Ali Bey'in çalışma yayınları var. İşte Aşık Paşa Zade Neşri, Lütfü Paşa Neşri gibi birkaç neşriyatı var ama bu da tabii çok bilimsel değil. Edisyon kritik Batı'da doğdu. Batı dünyasında doğdu ve orta çağlara kadar uzanır onun kaynağı. İsterseniz kısacık bundan bahsetmek isterim. Buyurun hocam. Biliyorsunuz yüzlerce İncil nüshaları vardır. Bu İncil nüshaları arasında karşılaştırmalara yapılarak en doğru nüshayı ortaya çıkarma çabasından çıktı bu edisyon kritik neşir şeyi. Birinci sebep bu. Bir başka sebep de eski Yunan Latin klasiklerinin asıllarına ulaşma düşüncesiyle çıktı. Yani Rönesans döneminde bilhassa eski Yunan ve Latin klasiklerinin asıllarına ulaşma çabasıyla böyle bir edisyon kritik ortaya çıktı. Tabii bu iğneyle kuyu kazmaktır. Çok nankör bir iştir. Bir kelime için bazen saatler harcarsınız, bazen günlerce uğraşırsınız. Onun doğru okunması gerekir. Filolojik olarak doğru okunması gerekir. Ama bu daha sonra tarihe de uyarlandı. Tarihe de uyarlandı. Ama Osmanlılar'da ilk edisyon kritik yapanlar tarihçiler değil, edebiyat tarihçileri. Yani edebiyatla uğraşan tarihçiler ki merhum Nihat Sami Banarlı ilk Ahmedi'yi neşretti. Ahmedi'nin Dâsıtâne Tevârih-i Mülûk-i Âli Osmân'ını neşretti. Ama tabii o da tam olarak bilmiyordu bu şeyin işin aslını esasını net olarak bilmiyordu. Onun yapmış olduğu bu Türkiyat Mecmuası'nın ilavesi olarak çıkan bu metin daha sonra başta Fuat Köprülü olmak üzere Fevziye Abdullah Tansel'den tutun birçok o dönemin kalburüstü alimleri tarafından eleştirildi. Çok sert bir şekilde eleştirildi. En ciddi eleştiriyi de benim hocamın hocası Ahmet Ateş yaptı. Benim Arapça hocam Nihat Çetin'dir. Onun hocası Ahmet Ateş. Ben ona yetişemedim. O Türkiyat Mecmuası'nda güzel bir makale yazdı. O benim elimdedir. Hala onu okurum zaman zaman. Bir tenkitli metnin nasıl yapılması yolunda görüşler öne attı. Bazı prensipler ileri sürdü ve daha sonra da tabii bu biraz duraksadı bu tür çalışmalar Cumhuriyet döneminde. Ama ciddi anlamda ilk tarih çalışmaları yine Cumhuriyet döneminde yapıldı diyebiliriz tarih neşriyatı. Eski rahmetli hocalardan Şerafettin Turan mesela İbni Kemal'in biraz önce bahsettiğimiz Kemal Paşazade'nin Tevârih-i Âli Osmân'ın Fatih dönemini yayımladı. Tevârih-i Âli Osmân'ın 7. defterini yayımladı ki bu Fatih Sultan Mehmet dönemi olaylarını kapsar. Bu ciddi anlamda yapılmış bir çalışmadır. Benim hocam Bekir Kütükoğlu Çeşmizade tarihini yayımladı 1958'de. Öbürü 57'dedir. Nihat Sami Banarlı'nın şöyle bir şeyi var. Gazavatnameler ve Nihaloğlu Ali Bey'in Gazavatnamesi diye bir metin çalışması, manzum bir metin çalışması vardır. Bu gibi çalışmalar yapıldı ve devam etti. Tabii ciddi anlamda son zamanlarda bu işe gönül veren rahmetli Bekir Bey'in, Bekir Kütükoğlu'nun gayretleriyle bunların daha ciddi anlamda rayına oturmaya başladığını
söyleyebiliriz. Başta ben Deniz olmak üzere diğer arkadaşlarımız var. Ziya Yılmazer başta olmak üzere diğer metinle uğraşan arkadaşlarımız hep onun yolundan gittiler ve bu çalışmalar devam etmektedir. Ben de mümkün mertebe ya yüksek lisans ya doktora tezlerinden birisinin mutlaka bir metin çalışması olması gerektiğine inananlardanım. Ama diğeri de olmalı, bir sentez çalışması da olmalı tabii ki. O bakımdan şimdilik bu hususta bunları söyleyebilirim. Teşekkür ederim hocam. Emeğinize sağlık gerçekten. Hani sizlerin son yıllarda çıkan, geçmiş yıllarda çıkan birçok neşriyatı biliyoruz. Son zamanlarda çıkan da Osmanlı tarihi yazıcılığı ve kroniklerle alakalı kitabınızı da ilgili takip ediyoruz. Hocam bir de aslında şöyle ilginç bir sorun var. Yani Osmanlı Devleti'nin bu bahsettiğimiz kroniklerinin şu an ne kadarı, yani asli kaynaklarının ne kadarı neşredilmiş durumda? Yani yaklaşık olarak bir şey söyleyebilir misiniz? Elbette kesin bir şey söylemek zor gibi bu konuda ama tahmini de olsa bir şey söyleyebilir misiniz bu konuda? Net bir şey söylemek dediğiniz gibi tabii ki mümkün değil ama biraz daha sevindirici, ümit verici çalışmalar yapılmakta. Türkiye'de ve yurt dışında. Biliyorsunuz bu işi bizden önce Batılılar sahiplendi. Ben demin söylemeyi unuttum ama Frederick Gize mesela 14 kadar anonim nüshayı karşılaştırarak anonim Osmanlı tarihini, Tevari Hali Osman'ı yayımladı. Yani bu hususta yine Batılı meslektaşlarımız bize önderlik yaptılar. Daha sonra bize intikal etti. Ne kadar derseniz yani oran olarak sanıyorum azdır. Çünkü kütüphanelerimiz çok sayıda kaynak eserlerle dolu. Özellikle tarih tabii kaynaklarıyla dolu. Bunların mutlaka ciddi anlamda eleştirel bir ciddiyetle ele alınarak yayınlanması gerekir. Bu da pek kolay bir iş değildir. Yasin Bey, neden kolay değildir? Hele hele bizim zamanımızda çektiğimiz sıkıntılarla, mesela yazmanın birisi Kahire'deydi benim. Doktora tezim Rükteyi Vekayet. Birisi Viyana'daydı. Onları nasıl getirdiğimi biliyor musunuz? O dönemde çok fotokopi imkanı yok. Birisini bir arkadaşım şu anda sizde hocadır, kulakları çınlasın, Muhammed Harp Hoca. Sağ olsun. Getirdi. Birini de Almanya'da çalışan bir işçi Viyana'dan mikrofilmini aldı. O da valizinin köşesinde bana Viyana nüshasını getirdi. Viyana nüshası kimin tarafından oraya götürülmüş biliyor musunuz? Meşhur Joseph Hammer tarafından. Hammer'in koleksiyonunda çıktı ve en iyi nüshalardan birisi. Bu adamlar çok bilinçli. Buradan götüreceği yazmaların da en iyi olmasına özen gösteriyorlar. Yani zor ama günümüzde artık kolaylaştı. Yazışıyorsunuz. İnternet üzerinden de alabiliyorsunuz. Kimisi zaten açtı, kullanımı açtı. O bakımdan şanslı bugünün araştırıcı adayları. Yapılacak çok iş var velhasıl. Büyük çoğunluk duruyor. Ama miktar veremem, o yanlış olur. Hocam günümüzün fırsatlarını değerlendirdiğinizde gerçekten hani sizin neslinize göre oldukça büyük bir kaynak söz konusu, oldukça büyük fırsatlar söz konusu. Fakat şöyle bir durum var. Önceden sizin bakın hani örnek verdiğiniz gibi bilgiye ulaşmak zordu. Bilgiye ulaşmak gerçekten çok zordu. Şu an karşımızda duran bilgisayar sayesinde bizler bir aradayız ve karşımızda duran bilgisayar sayesinde bilmediğimiz bilgiye çok kısa sürede ulaşabiliyoruz. Fakat yani burada bir suyun bulanıklığı söz konusu zannımca. Yani son yıllarda oldukça buna kafa yoruyorum şahsım adına. Yani hocam o havuz çoğaldıkça kirleniyor. Bu sefer de doğru bilgiye ulaşmak çok zor hale geldi. Yani günümüzün fırsatları elbette çok fazla ama doğru bilgiye ulaşmak da çok zor. Bu konuda yani günümüzün fırsatlarını değerlendirirken genç araştırmacı adaylarına tavsiyeleriniz nedir? Dediğiniz hakikaten bir bilgi kirliliği var. Hele hele şu internet ortamında. Benim bir dostum, affedersiniz, internete bir çöplük demişti. Oradan iyi şeyler de bulabilirsiniz ama hiç işe yaramayan berbat şeylerle de karşılaşabilirsiniz. Çok doğru bir laf. O bakımdan hakikaten bir defa bu gibi çalışma yapacak arkadaşlarımızın metodolojiyi çok iyi bilmeleri lazım. Usul eskilerin. Yani usulü hadis, usulü kelam, usulü fıkıh, her şeyin bir usulü var. Usulü tarih de var.
gelişi güzel, kara kucak, yani ben şu yazmayı aldım, şunu yayınladım diyemezsiniz. Benim önerim genç meslektaşlarımıza ve adaylara mutlaka bir metot izlemeleridir. Diyeceğimiz bu. Tabii bu metodu izlerken de bu iş biraz sabır işidir. Ben size gene bir anımdan bahsedeyim. Rahmetli Bekir Bey o zaman doçentti. Benim ilk danışmanım Tayyip Gökbilgin hocadır. Büyük hocalardandır o. Allah rahmet eylesin. Onu tanıştırdı. Doktora yapmak istediğini ve danışmanım olmasını istediğini söyledi Bekir Bey. Evladım dedi, bu iş sabır ister, biraz da para ister, maddiyat ister demişti. Sabredeceğim dedi de bulacağız. Yapıp maddiyatı da karşılayacağız şeklinde cevap vermiştim. Gerçekten nankör bir çalışmadır bu. Kritik neşir çalışması, ama birileri de bunu yapmalı. Evet. Bunu yapmalı, yoksa başkaları sahip çıkıyor. Bir de bilip bilmeyen yapıyor. Bir de şu var Yasin Bey. Yani zannediyorlar ki bu yazmayı eski yazıdan yeni yazıya aktarmak. Kesinlikle öyle değil. Hatta bir dostum dedi ki ya işte harf devrimi, inkılabı olmasaydı buna gerek kalmayacaktı. Hayır, olacak. Araplar da yapıyor bunu. O iş başka, bu iş başka. Bu elimizdeki yazmaların, mesela bir eserin yazmalarının yeniden müellif hattına en yakınını tespit etme çalışmasıdır. En doğrusunu bulma çalışmasıdır. Çünkü müstensih atlayabilir. Kendisi bazı ilaveler yapabilir. Yani müellifin eseri üzerinde bazı oynamalar yapabilir ve tabii bambaşka bir şekle bürünebilir o kaynak. O bakımdan gerek var bu gibi kritik çalışmalara diyebiliriz. Teşekkür ederim hocam. Aslında şu soru benim sorularım arasındaydı. Dediğiniz gibi harf devrimi olmasaydı bunlara gerek kalmayacaktı diyen bir kesin var, Doğru. ama düşündüğümüzde hani af buyurun haddim değil ama kritik dediğimiz nokta da tam bu değil mi? Yani onu günümüzün anlamlarıyla canlandırmak, yani günümüzün o günümüzün tabirleriyle tekrardan oluşturmak, daha anlaşılabilir kılmak, literatüre yeni şekilde kazandırmak değil midir bu tam olarak? Yani dediğiniz Şimdi gibi Araplar buyurun. da yapıyor bunu. Araplar tahkik diyor. Tahkikün nusus diyor. İşte metinleri tahkik etme, tahkik. Bizde edisyon kritik. O bakımdan harf devriminin bununla ilgisi yok. Gene yapılacaktı. Ha, belki de çok zorlanılmayacaktı. Yeniden tabii Osmanlı Türkçesini öğrenme meselesi var. Kavamızıyla öğrenme meselesi. Belki oradan biraz zaman kazanılabilirdi, ama mutlaka harf inkılabı olmasaydı da kritik neşirler için bu çabalara ihtiyaç vardı diyorum. Teşekkür ederim hocam. Kesinlikle. Aslında birazcık detay verdiniz ama şunu sormak istiyorum. Yani bu alanda çalışmak isteyen genç tarihçi adaylarının ve genç araştırmacının sahip olması gereken bazı yeterlilikler var. Yani bu yeterlilikler hem akademik anlamda hem entelektüel anlamda olmalıdır illaki. Siz buna inanıyor musunuz? Yani bir kronik neşrinde, bir kritik neşrinde bulunacakların, öğrencilerin hem akademik hem de entelektüel açıdan yeterliliklerini ne konumda değerlendiriyorsunuz? Çok güzel, çok güzel. Sağ olun, güzel bir soru. Bir defa bizim eski Osmanlı Türkçesi, Osmanlıca demeye dilim varmıyor. Osmanlıca ayrı bir dil değil. Osmanlı Türkçesi demek lazım ona. İşte Evet. Karamanlı Türkçesi bilmem ne gibi. Yani o anlamda o daha doğru. Efendim, Osmanlı Türkçesi üç dilin karışımından oluşuyor. Türkçe, Arapça, Farsça. Yani Arapça sarf yönüyle çok büyük etki yapmış Osmanlı Türkçesine sarf. Nahiv çok fazla değil. Farsça da çok terkiplerden tutun birçok alanda fiillerine kadar işte ne mesela Ahmeden ordu-i Humayun diye başlar gelmesi. Reften ordu-i Humayun ve kal-i Siket vardır mesela. Farsça bunlar. Arapça Farsçayı çok iyi bilmeleri lazım. Arapça Farsçayı bu işe gönül verenlerin bilmesi gerekir. Bir de filolojik altyapılarının olması lazım. Filolojik. Yani filoloji nedir? Dil bilimidir. Evet. Bir dilin tarih boyunca geçirmiş olduğu şeyler var, evreler var. Bazı kelimeler zaman içerisinde anlam kaymalarına uğrar. O dönemdeki anlamıyla bu dönemdeki anlamı bir değildir. 15. 16. yüzyılda o dönem için normal bir kelime günümüzde bazen anlam kaymasıyla artık kamuoyu için müstehcen bir hal alabilir. O Evet. bakımdan filolojiye de ihtiyaç var. Bir defa o dillerin birazcık yapılarına
kapılarını bilmesinin gereği var derim. Tabii her şeyin başı gene sevgi. Evet. Gönül verecek bu işe gönül. Başka türlü olmaz bu. Yani ite kaka yaptıramazsınız bir insanı. Böyle bir çalışmaya sokamazsınız. Evet, hamdolsun son zamanlarda geliyor gençler. Yapıyorlar, istekli görülüyorlar. Biz de gücümüz yettiği sürece onlara destek olmaya, ellerinden tutmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Hocam bir de şu hususu dile getirmek istiyorum. Siz geldiğini söylediniz yeterli gençlerin, hevesli gençlerin. Fakat akademide yani sizlerin çalışmalarına şahidiz, sizlerin ilmine şahidiz. Fakat bunun dışında akademide bu alandaki çalışmalar ülkemizde nasıl seyrediyor şu sıralar? Bir daha son akademi. Bir Hocam, daha öğrencilerin yeterliliklerinden bahsettik. Şimdi, yani bu tür çalışmalar şu an akademide nasıl bir seyirde ilerliyor? Ha, nasıl o çocukların yetişmesi için ne veriliyor onu mu diyorsunuz yani? Bunu sormak istiyorum. Artı olarak bir de yani akademik anlamda ülkemizdeki bu çalışmaların son yıllardaki seyri. Son yıllardaki. Vallahi iyisi de var. Maalesef iyi olmayanı da var. Şimdi gelişi güzel yapılan neşirler var. Maalesef o neşirler de o kapıyı bir süreliğine kapatıyor. Çalışılmış oluyor o eser. Var şimdi örnek veremem, cevap hakkı da var. İsim veremem yani ama gerçek anlamda tam kritik neşir kuralları uygulanmadan yapılan neşriyat var. Bunu üzülerek söylüyorum. Daha çok isim vermeden Anadolu üniversitelerinde yapanlar var. Oralardan gençler gelirdi bana. Hocam bir kitap söylesen onu ben çalışsam falan gibi. Zannediyor ki işte onu yeni yazıya çevirecek başka kısa bir giriş neşriyat değil. O eserin her bakımdan irdelenmesi gerekir. Bunu yapan pek yok. O eserin bir defa işte yazmaları toplanacak, en iyi yazma bulunacak, mümkünse bir şeceresi çıkartılacak, soykutuyu çıkarılacak. Efendim en iyi yazma esas alınarak diğerleriyle karşılaştırılıp sağlam bir metin tesis edilecek. Bu yazmanın, bu eserin kaynakları kimlerden faydalanmış, ne ölçüde kaynaklanmış, bunları mümkün mertebe gösterecek. Hatta bizim dilimizde karnı yarıktır deriz biz onu, benim çalışmalarımda vardır. Böyle karşılaştırmalı. Ne ölçüde almış? İşte Naim Hakatip Çelebi'yi kullanmış. Nasıl almış? Nerelere atmış? Veya nerelere ilavelerde bulunmuş? Hangi meselelerle ilgili yorumlar yapmış? Bunların yapılması lazım. Bir de bunun olmazsa olmazı bu eser daha sonra kimler tarafından kaynak olarak kullanılmış? Bu da çok önemli. Evet. Yani bunların yapılması lazım. Ve tabii kaynak değeriyle birlikte bir çalışma yapılacaktır, ortaya konulacaktır. Yoksa öyle yeni yazıya çevir, başa kısa bir tanıtım yaz, bu olmaz. Bu olmamalı, oluyor maalesef oluyor. Demek istediğim iyi çalışmalar da var ama iyi olmayanlar da var. Teşekkür ederim hocam. Biraz da konunun yönünü farklı bir noktaya. Şimdi biliyorsunuz ki popüler tarih diye bir kavram söz konusu. Evet. Bu birçok ana bilim dalında, birçok çalışma alanında kendini öne gösteriyor. Bahsettiğiniz gibi bazen iyi, bazen kötü yönleriyle etkiliyor. Yani bu popüler tarih olayının bir hani safsatı olduğunu söyleyen de, yeni bir şey olmayıp daha eski çağda bile olduğunu söyleyen de var. Yani Osmanlı tarihinin ya da hani yeni çağ Osmanlı tarihinin popüler tarihe kurban edildiğini söyleyebilir miyiz? Ya da yok, faydalı olduğunu söyleyebilir miyiz? Bunu sizden dinlemek isteriz. Dozu kaçırmamak şartıyla halka yönelik çalışmaların da yapılması lazım. Ama dozunu fazla kaçırmadan, fazla böyle hamasete girmeden, popüler tarih, tabii ki halkın tarih bilmesi lazım. Bir akademisyen popüler tarih yazmalı mı, yazmamalı mı? Yazmalı. Yazmalı ama dediğim gibi fazla sulandırmadan, böyle ne diyelim, bizim hocamızın lafıdır o, fazla böyle sulandırmadan yapılması gerekir. Bunun en güzel örneğini de hemen elimin altında bakın, tarihi sevdiren adam Ahmet Refik Altınay. Evet. Bu usun piridir. Allah rahmet eylesin. Yani çok güzel bir şekilde, güzel üslubuyla meseleleri yazmıştır. Popüler tarihçidir. 1933 üniversite inkılabında da açığa alınmış bir şahsiyettir. Daha sonra hayatını tarih çalışarak geçirdi. Ayrı mesele. Lazım ama dozu kaçırmamak lazım. Sırf bazıları da yani ya yazdığı konunun veya alan uğraştığı kişinin avukatı kesiliyor. Bu da doğru değil. Evet. Onlar bizim atalarımız, ecdadımız, suyumuz ama hatasıyla, sevabıyla bizim atalarımız. Evet.
hatasız değiller. Göklere çıkarmamak lazım. Olmaz. O bakımdan bir akademisyenin popüler tarihte yazması gerekir ama fazla da oraya şey yapmalı, yapmamalı. Mesela ben size Selçuklu tarihçisi, büyük tarihçimiz Osman şeyi söyleyebilirim. Meşhur Selçuklu tarih Turan Hoca. Hem halka yönelik yazmış hem bilimsel çalışmalar yapmış. Onu örnek gösterebilirim yakın tarihte. Osmanlı'da da var, yapan arkadaşlarımız var. Bu şekilde cevaplamış olayım. Hocam teşekkür ederim. Biraz da tarihçiliğimizin gelişimiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Hani tarihçiliğimizin gelişimi şu an hani daha çok hamasi duygulardan çok biraz daha kültür ve medeniyet kavramına doğru evrilmeye, yani dünyada da farklı tarih sentezleri ve farklı tarih alanları çıkmaya başladı. Hani batılı üniversiteler ve batı bilimleri daha çok antropoloji, ırk üzerinden ilerlemeye gayret gösteriyorlar. Bizim tarihçiliğimizde de hani yüzyılın başındaki analiz okuluyla birlikte, yani bu çeşit çeşit ekollerle birlikte daha çok hani demografik, sosyolojik, psikolojik, yani sosyo-iktisadi, sosyo-ekonomik tarih anlayışı hüküm sürmekte. Birazcık da onların ağırlığı hissedilmekte. Sizler bizim tarihçiliğimizin dünü, bugünü ve yarını düşündüğünüzde yakın ve uzak gelecekte nasıl bir tarih anlayışı görüyorsunuz? Anal ekolü dediğiniz gibi tabii ki bu yüzyıl başlarında çıktı. Sosyoekonomik tarihçiliktir bu diyebiliriz. Veya daha kısa şekilde halkın tarihini yazmaktır halkın. Rahmetli İnalcık'tan dolayısıyla duydum. Kendisinden bizzat duymadım. Bir başka arkadaşımız devletin tarihini değil halkın tarihini yazacağım dermiş. Bakma hayatının sonlarına doğru devlete aliyeleri çıkardı, iyi de etti ayrı mesele ama halkın tarihini yazma. Ama İnalcık'tan önce bu alanda yine benim hocalarımdan hocam oldu. Ömer Lütfü Barkan bu alanda müthiş çalışmalar yaptı. Toprak sistemini yazdı. Balkanlarla ilgili çalışmalar yaptı ve çalışmaları her bir makalesi kitap büyüklüğünde eserdir. Onlar bir araya getirildi ve kitaplaştırıldı. Yani biri yapılırken biri ihmal edilmemeli. Hem halkın tarihi yazılmalı hem de tabii devletin tarihi orijinal belge ve kitabi kaynaklara dayanılarak yazılmaya devam edilmelidir. Tarihte nokta koymak mümkün değildir. Koyduğunuz an olmaz zaten. Ben çalıştım bitirdim. Hayır efendim. Kimse bitiremez. Aynı konuda gelir birileri yeni çalışmalar yapar. Daha sonra da yapılacaktır. Ve yeni yeni böyle tuğla tuğluna taş taş üstüne konularak bilgiler gelişecektir. Nesiller yeni şeyler öğrenecektir. Bir de demin bir şey hatırlattınız bana bir şeydi. Şimdi Batı'da bizde de başladı mikro tarihçilik başladı. Böyle minik konular üzerinde derinlemesine çalışmalar yapılıyor. Bunlar çok güzel şeyler. Mikro tarihçilik değil, psiko tarihçilik. Evet. Çok önemli. Ya tarihi yapan insan, o tarihi yapan insanın halet ruhiyesi nasıl? Değil mi? Bir Hitler'in evet. Halet ruhiyesini düşünün. O aklıma geldi. Başka da mesela bizim Osmanlı kale dizdarları. Ücra bir yerde yıllardır dizdarlık yapıyor. Bu adam orada nasıl bir halet ruhiye içerisinde? Ona o adamın faaliyetleri nasıl ele alınacak? Bütün bunların biraz da fiziko tarihle ortaya konulabileceğini düşünüyorum. Biz yapamadık ama yapılması gerekir. Teşekkür ederim. Hocam şu soruyu da size aktarmadan geçemeyeceğim. Şimdi biliyorsunuz ki tarihimiz yani tarih bölümlerimiz akademide yüksek lisans ve doktora kısmına doğru evrilirken uzmanlık alanlarında şöyle bir çatışma ve bir çarpışma söz konusu. Şimdi eski çağ tarihi ana bilim dalı, yeni çağ tarihi ana bilim dalı, orta çağ tarihi ana bilim dalı şeklinde. Bu tür ayrılmalar söz konusuyken tabii kronolojik olarak bazı çakışmalar ve çatışmalar vuku buluyor burada. Bazı tarihçilerimiz de bunun pek böyle olmaması gerektiğini ve bütüncül olarak ele alınması gerektiğini, bunun bizim tarihimize ve incelemelere akademiye zarar verdiğini düşünmekte. Siz bu çağ problematiği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizlerin fikirlerini merak etmekteyim. Bu önemli bir konu gerçekten. Bu çağları biz ayırmadık biliyorsunuz. Çağları Batılılar ayırdı ve daha çok Rönesans düşünürlerinin ortaya çıkardığı kavramlar bunlar ve Batı merkezli bir ayrım bu. Tamamen Batı merkezli ama koca bir dünya. Efendim evet. Uzak Doğu'da büyük bir medeniyet var. Çin, Hint medeniyeti var, Japon var.
Orta Asya'da Türk medeniyeti var ama bunlar kendilerine göre bir ayrım yaptılar. Malumuz bu da Roma İmparatorluğu'nun işte Batı Roma'nın ikiye bölünmesi veya kavimler göçü bir başlangıç. İstanbul'un fethi bir başka başlangıç. Kabul ettiler yeni çağ için vesaire. Yalnız çağlarda münferit olaylarla çağ başlatılması doğru değildir. Çağlar bir süreçtir. Bir kırılma noktası olur ve o gelişir. Benim kanaatimce 1453 çok önemli bir kırılma noktasıdır. Doğu Roma İmparatorluğu'nun tarihe karışmasıdır. O İstanbul'un fethi tamam ama o da bir imparatorluk tarihe karışmıştır. İslam dünyası Batı'ya karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Ama Yeni Çağ sadece bu münferit olayla başladı diyebilir miyiz? Belki başlangıç devam etti süreç. Ne zamana kadar? Coğrafi keşifler, efendim Amerika'nın keşfi, Uzak Doğu vesaire. Bu şeyi yaymak lazım biraz diye söyleyebilirim. Mesela bizim yakın çağımız 1774'te başlar bana göre, biz tarihçilere göre. Ben hocalarım da aynı kanaatteydi. 1789 tamam. Büyük Fransız İhtilali çok büyük bir önemli hadise ama bizim için 1773'te Küçük Kaynarca Antlaşması da çok önemli bir kırılma noktasıdır. Buradan bu örneği verebiliyoruz. Fetih neden önemli? İstanbul'un düşmesi. Batı'daki feodalite devletler, feodalite merkezi krallıklara dönüştü. Top silahının yoğun bir şekilde kullanılmasıyla feodal devletler yıkıldı. Fransa hariç. Fransız daha önce zaten devletini kurmuştu. Kıta Avrupa'sından bahsediyorum. İngiltere'de hariç tabii ki. Rönesans meselesi var. İtalya'da doğan ve bütün Avrupa'ya ve dünyaya yayılan aydınlanma hadisesi var. Protestanlığın ortaya çıkması var. Batı'da önemli kırılma noktaları bunlar. Yani bir Katolik dünyasına karşı bir protestanlık devreye girmesi. Ve Osmanlı padişahları, özellikle Kanuni Sultan Süleyman, protestanlara destek veriyorlar. Maddi manevi. Ki protestanlığın kurucusu Martin Luther meydanlarda Türk aleyhtarı konuşmalar yapıyor. O ayrı mesele. Şey budur, biraz da yani devletin çıkarı meselesi bunu gerektiriyordu vesaire. Yani 1933'te biliyorsunuz yeni ve yakın çağlar kuruldu Türkiye'de. Bu çağ meselesi hep bizim de kafamızı kurcalar. Benim eski hocalarımdan merhum İbrahim Kafesoğlu hocanın bizim Tarih Dergisi'nde iki sayı devam eden seri yazıları vardı burada. Türk tarihinin evrelere ayrılması ile ilgili güzel görüşler ortaya koymuştu hoca ama tabii kağıt üstünde kaldı bunlar. Hala devam ediyor çağ sistemi diyebiliriz. Teşekkür ederim hocam. Bir de yeniden şu kronik ve tarih yazımı kısmına Hayır. geldiğimizde sizin de mükellefi olduğunuz birçok Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde, İslam Ansiklopedisi'ndeki maddeleriniz var. Sayısızca ansiklopedi maddeleri var. Bunların günümüzün araştırmalarında, yani sonuç olarak dediğim gibi kaynağa çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Çeşitli makaleler, tezler, birinci el kaynaklar, arşiv belgeleri. Bunun yanında bu ansiklopedi maddelerinin kullanımı da biraz arka plana atılmış gibi gözüküyor. Tabii ki akademisyenlerimiz, profesörlerimiz bunların öneminin farkındalar. Fakat gençlerimize baktığımda, yani ben de bir genç tarihçi adayı olarak bunu sezebiliyorum. Oradaki hazineye, oradaki maddelere karşı bir yani yüz çevirme durumu söz konusu. Ansiklopedi maddelerinin önemi yeteri kadar kavranılmamış durumda. Sizin eserlerinizde de buna atıf yaptığınızı biliyorum. Yani ansiklopedi maddelerinin oradaki hazineyi kullandığınızı da biliyorum. Yani genç araştırmacılara ve genç tarihçi adaylarına buradan sesimi sizinle duyurmak istiyorum ben. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedi maddeleri hakkında. Valla İslam Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi güzel buyurdunuz. Hakikaten bir hazine. Onun ne kadar zorluklarla çıktığını orada ben 33 yıl çalışmış birisi olarak ki hala zaman zaman uğrarım olarak söyleyebilirim. Kılı kırk yararak ortaya konuldu o maddeler. Tamam benim orada 200'ün üzerinde makalem maddem var ayrı mesele ama gelen sayısız makaleler biz merkezde redaksiyon yapıp oraya verirdik. Yani müellifin kaleminden çıktıktan sonra kaç kere daha elden geçer o. Ben genelleme derim size o iş için.
Bazı gençlerimiz rahat rahat kullanıyorlar. Hele son zamanlarda dijital ortamda hemen bir tıklamakla ulaşmak müthiş bir şey. Kesinlikle öyle. Ve o maddelerin arkasında sonunda verilen o bibliyografi kaynakça var ya, bir hazine değerinde. O Evet. size bir anahtar verir. O literatüre kendiniz ulaşabilirsiniz. Genişleterek daha büyük işler yapabilirsiniz. Ve biz hocalarımızdan şunu öğrendik. Yani müracaat kitapları diye bir konu vardır. Başvuru kitapları. Başvuru, lügat, işte ansiklopedi de bunlardan birisidir. Amerika yeniden keşfetmenin anlamı yok. Bir konu veya bir mevzu, bir mesele size verildiği zaman önce oralara bakarsanız, daha önce kimler ne yapmış. Sonra genişletirsiniz onu. Ha, o ansiklopedi maddesi son sözü söylemiş değildir. Ama sizi bir kapı açar. Kapı açar veya elinize bir anahtar verir. Siz o anahtarla bir daha büyük yerlere gidebilirsiniz, girebilirsiniz. Onların gerçekten kıymetini bilmemiz gerekir. Bizzat rahmetli İnalcık Hoca'dan gene naklen söylüyorum. O çok beğenirdi. Aldığı zaman da her cildi böyle elinden geçirirmiş İnalcık Hoca. Hafife alınmasın ansiklopedi maddeleri. Ve uluslararası bir yayındır o. Bir sürü dünya çapında müellifler vardır orada. O bakımdan onun kıymetini bilirim. Ben de onları kullanıyorum. Başta kendi yazdıklarım olmak üzere hala kullanmaya devam ediyoruz. Ha, eski değil mi? Eskir. Her madde eskir, her kitap eskir. Yenilenmesi yazım inşallah. İkinci edisyon ile ilgili çalışmalar var. Onu da söyleyeyim. Bakalım hayırlısı diyelim hocam. İnşallah. Bir de hocam arşivin kullanılması ile ilgili ben sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Biliyorsunuz Kağıthane'de bugün devlet arşivleri bulunmakta. Bu Evet. devlet arşivlerinin genç araştırmacılarla buluşturulması aslında kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Bir araştırmacı, bir tarihçi adayı oraya gittiğinde basit bir işlemle kartını çıkardığında oradan bilgisayardan belgelere ulaşabiliyor. Sizin bu konuda yani şunu der misiniz? Yani bir tarihçi adayı, bir araştırmacı adayı vaktinin bir kısmını da arşivde harcamalı, orada arşiv kokusunu almalı. Elbette bize belgeleri hani suni olarak ve somut olarak asla elimize vermiyorlar. Bu net bir şekilde bunu dinleyenlerimize söyleyeyim. Ama en azından arşivin kokusunu almak ve orada yani yüzlerce araştırmacı ile birlikte aynı havayı solumak hani bana nasip oldu bir yıl boyunca hocam. Ama sizlerin de bu konudaki görüşlerini merak ediyorum. Şimdiden arşivin havasını koklamakla ilgili. Biz arşivi havasını kokladık. Bizim Evet. zamanımızda fotokopi imkanı şu bu yoktu. Bizzat belgeler elimize gelirdi. Mühimmeler başta olmak üzere o hem arşiv defterlerini hem arşiv belgelerini bizzat elimize alır efendim. Onları kullanırdık. Deşifre ederdik, özetlerdik vesaire. Benim eski hocalarımdan Cengiz Orhonlu, adını duymuşsunuzdur. Rahmetli Cengiz Orhonlu. Daha çok enteresan konularla Habeş eyaletini mesela kitaplaştırdı. Kaldırımcılık Osmanlı'da kimsenin girmediği alanlarla ilgili derbent teşkilatı, iskan konularla uğraşır. Bize derdi ki çalışmasanız bile arşive gidin, orayı bir şöyle bir teneffüs edin, bir çay için gidin derdi. Hakikaten ayağınız kesilirse gidemiyorsunuz arşive. Ama biz şanslıydık. Bizim zamanımızda Arşiv Sultanahmet'teydi. Edebiyat Fakültesinden, orası Kapalı Çarşı'dan 15-20 dakikalık yolda azami bir şekilde. Benim 10 senelik oda arkadaşım, odam, abi hocam benim, Mubahat Kütükoğlu'yla hoca ders arasında arşive bile gider gelirdi. Arşivden hiç çıkmazdı Mubahat Hanım. O bakımdan tabii kağıthaneye gitmesi bana sorarsanız iyi olmadı. Ama oldu artık. Oraya da gidilip Uzak. çalışılabilir. Ve Maalesef uzak biraz. Şimdi dijital ortamda da veriliyor biliyorsunuz arşiv Evet. belgeleri. Benim tez yaptırdığım arkadaşlar bunu rahatlıkla kullanıyorlar. Arşivde biliyorsunuz iki türlü kaynak var. Bir defter, belge. Defterler daha çok birkaç sayfadan oluşan belgelerdir onlarda, ama belgeler tek sayfadır veya tek yapraktır. Bunların arşivden daha kolay yararlanabilmek için mutlaka yazılmış arşiv kılavuzlarını elimizde bulundurmamız lazım. Çok sayıda çıktı, siz de biliyorsunuz onları. Evet. Bizim zamanımızda rahmetli Mithat Sertoğlu'nun muhteva bakımından Baş Vekalet Osmanlı Arşivi vardı. Sonra Atilla Çetin rahmetlinin bir kitabı çıktı. Ve şimdi arşivde çalışan arkadaşlarımız kılavuzlar çıkarıyorlar. Orada tabii arşiv bir derya.
bir Bahru Umman. Onun için çok zaman kaybettirir. Hangi fonda bulabilirsiniz çalışmanızı? O belge, kılavuzlar size yardım edecektir. Bir de bizim zamanımızda orada çalışanlar çok büyük yardım ederlerdi bize. Hemen yönlendirirlerdi. Şu kataloglara taraf alan derlerdi. O şekilde bilerek bilinçli gitmek lazım zamandan kazanmak için. Ve hakikaten de arşivin kokusunu almak lazım. Bilmiyorum o koku var mı orada. Hala ama Hocam arşivi kokulamak. dijital bir kokudan bahsedebilirim sizlere maalesef. Sizin zamanınızda Ya. hani bizlere nasip olmadı belgeyi elimize almak. Umarım olur. Yani gayretlerimiz, çabalarımız elbette neticesini bulur. Biz de bu hani şerefe İnşallah. nail oluruz. Fakat İnşallah. yani şimdiden buna kafa yoruyor olmak güzel bir şey ve hani bizler ekip olarak da bunu yapmaktayız. Orada başka üniversitelerden arkadaşlarımızı gördükçe de hani mutlu oluyoruz. Tanışma fırsatı Tabii ki. buluyoruz oradan. Yani orada bir ekip çalışması önemli. Hepimiz aynı davanın. Sonuç olarak hocam ben şöyle nitelerim. Geçmişte bizim kültürümüz, tarihimiz, eğitimimiz için kılıçla yapılan mücadeleyi şu an biz kalem ile verenleriz. Doğru. Bunun farkına varmak gerekiyor ve biz mutlu oluyoruz bunları gördükçe, tanıştıkça arkadaşlarımızla. Tabii ki, tabii ki. Yani birçok kalıcı dostlukları ben kütüphane ve arşivlerde edindim diyebilirim. Ben 4 yıla yakın İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde çalıştım. Benim için orası ikinci bir fakülte, üniversite oldu. Yazmalarla haşır neşirdim orada. Bütün tarih yazmalarını elden geçirdim. Oraya gelen araştırmacılarla tanıştım. Yani büyük büyük isimlerle tanıştım. Şimdi kimisi öldü, kimisi hayatta. İşte Kreiser, Barbara Hanım, Petra Hanım bir kısmı müteveffa oldu. Orhan Şahik Hoca çok sık gelirdi. Ne bileyim yani aklıma gelenler bunlar. Abdülbaki Gölpınar'la hiç çıkmazdı. Efendim o Edebiyat İstanbul değil mi Üniversitesi. hocam? Edebiyat alanı da Yani geniş onlarla mesela. şey olduk. Tabii daha sonra da tabii dostluklarımız devam etti. Ve arşivde de keza öyle. Arşiv bilhassa yaz mevsiminde yabancı araştırmacılarla dolardı. Malum tatil. Evet. Uzak Doğu'dan, Japonya başta olmak üzere Kore'den, Güney Kore'den, efendim Almanya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan bir sürü meslektaşımız gelirdi ve onlarla biz daha sonra yazışırdık, yardımlaşırdık şey konularda. Bugünkü genç arkadaşlarıma da bunu tavsiye ederim. Orada mutlaka tanışsınlar, birbirleriyle haberleşsinler. Yani ilim böyle gelişir diyebilirim. Teşekkür ederim. Hocam yayınımızın sonuna gelirken bir soruyu ifade etmek istiyorum ve bu aslında olmazsa olmaz bir soru. Her seferinde sizlere aktarıldığından eminim. Olmazsa olmaz dediğiniz genç tarihçi adayları ve genç araştırmacılar için gençler bu olmazsa olmaz dediğiniz bir nokta, bir tavsiye var mıdır? Bir husus dile getirebilir misiniz bu konuda? Çalışmalarımız için. Benim gençlere tavsiyem yani bu işe gönül veren kişiler yılmasınlar, pes etmesinler. Mutlaka şey bulsunlar yani çalışma imkanını bulabilsinler. Günümüzde bir sürü maddi kaynak desteği veren şeyler var, kurumlar var. Ben ismini vermeyeceğim. Ben bir yandan kütüphanede memurluk yaparken bir iki yerden de burs alıyordum. Evet. Ve tabii aldığım parayı doğruca sahaflara gidiyorduk ayrı mesele. Taksitle hemen kroniklerin neredeyse yarıya yakını var bende. Ayrı mesele. Yılmasınlar, yılmasınlar, pes etmesinler, devam etsinler çalışmaya derim. Yoksa başarılı olamazlar. Mutlaka bu işi yapacaklarsa pes etmeyecekler. Ama tabii alet ilimlerini de öğrenmekten vazgeçmeyecekler. Demin dediğim gibi alet ilimleri. Yani bu araştırma yapacak olan dil bir defa. Arapça, Farsça ve filolojik olarak kendilerini yetiştirecekler. Daha sonra bu işe girişecekler. Tabii ki dünyadaki gelişmeleri izleyecekler, takip edecekler. Dünya artık dediğim bir oda gibi. Şu anda bilmiyorum kimler izliyor, kimler seyrediyor. Düşünün yani. Oturduğumuz yerden görüşebiliyoruz. Birbirimizin evinde misafir oluyoruz. Evet. Bir sanal bir alemde. Benim söyleyeceğim bu işe gönül verdiyse işin şeyini bırakmasın, ucunu bırakmasın, takip etsin, mutlaka başaracaktır. Teşekkür ederim hocam. Bizler de naçizane haddimiz olmayarak şöyle bir görüş ifade etmek isteriz. Aslında bizim dilimize pelesenk olmuş bir kelime haline, bir cümle haline geldi. Geçmişin hayatlarını ancak adanmış hayatlar bugünlere ulaştırabiliyor.
Ve benim karşımda da şu an bu ilme adanmış bir hayat var. Abdülkadir hocamızın çalışmalarına, ilmine şahidiz. Allah başımızdan eksik etmesin. İnşallah Allah ömür verdiği sürece de hocamız çalışmalarına devam edecektir. Bizler de onların izinden, onların yolundan, onların bize gösterdiği ışıktan yürümeye devam edeceğiz. Yani şöyle bir yorum da yapabilirim açıkçası. Hani bunun eski zamanlarında, hocalarımızın zamanlarında bir yol olmayabilirdi. Hocalarımız kendi yürüyecekleri yolları kendileri inşa ettiler. Ve o yolda da kendileri yürüdüler. Hani Abdülkadir hocamız da buna dahildir. Onların gayretleri sayesinde bizlere bugün o yolu yapmak kalmadı. Hocalarımız o yolu zaten inşa ettiler. Ve onların destekleriyle biz genç adaylara o yolda yürümek ve bu ilme kendimizi adamak kaldı. Bizler gururluyuz, mutluyuz sizlerin kanatları altında olmaktan hocam. Her ne kadar bizzat üniversitede öğrenciniz olamasam da sizleri uzun zamandır takip ediyorum ve benim için mutluluk verici bir yayın oldu bu. Sizlerle yüz yüze burada görüşebilmek. Çok keyif aldım ben yayından. Eminim arkadaşlarım da çok keyif almışlardır. Sizlerin de kapanış konuşmasını rica edeyim. Ardından veda edelim. Teşekkür ederim. Ben Yasin'cim, yani ben de seni şifahen yeni tanıdım. Tabii her zaman için beklerim. Ben aslında iş uzun. Ben aslında lisede tarihim çok yüksek değildi. Ben edebiyat, felsefe, kompozisyon olsa edebiyatçı olurdum ben. Ama kaderi ilahi beni Bekir Kütükoğlu'yla tanıştırıyor. O beni ateşledi hoca bu alanda ve o sonra devam ettirdik. Şunu da ekleyeyim deminki sözlerime. Bir defa iyi bir hocanın iyi bir hocayı kendine rehber edinmek lazım. Mürşit değil, öyle müritlik meselesi değil bu, rehber. İşte büyük hoca, en büyük hoca, işte İnalcık hoca, hepimizin hocası. Onun gibi birisini rehber edinerek bu yolda yürümeliyiz, bıkmadan yürümeliyiz. Teşekkür ederim ben de. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim hocam sizlere. Sağ olun. Yayınımızı kapatırken hocamıza çok teşekkür ediyorum. Onu ağırlamak bizim için şerefti, onur vericiydi. Kıymetli dinleyenlerimize ve bizleri takip eden genç araştırmacılara, genç tarihçi adaylarına da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Hocam kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum sizlere de. İyi akşamlar, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın hocam sizler Sağ de. olun.